İlk iddia kuponun Tuttur'dan hediye. Şimdi Tuttur uygulamasını indir, üyeliğini tamamla, ister Yazarlar Kulübü'nde, ister sosyal kuponlarla tutturmaya hemen başla. Üstelik maçları canlı izle, canlı oyna. Detaylar Tuttur'da. Hastalık bu futboldan hepinize merhabalar. Milli araya girerken 7. haftayı da geride bıraktık ve gerçekten nefes kesen maçlar izledik. Dop dolu bir programımız var. Okan Buruk Konya'yı nasıl çözdü? Beşiktaş'ın kalesine gelen her şut neden gol oluyor? Futbol ayakta kalarak mı oynanır? Fenerbahçe. Fenerbahçe böyle futbol oynamayı nereden öğrendi? Destekleriyle topun olmadığı yer formatının devam etmesini sağlayan Tuttur'un sizler için yeni bir kampanyası da var. İlgilenenler lütfen açıklama kısmındaki detaylı bilgiye ulaşsın. Bu arada bu hafta kullanılan görsel parça sayısı 991. Ne demeye çalıştığımı biliyorsunuz. O işler tamamsa arkanıza yaslanın çünkü Tuttur'un sunduğu topun olmadığı yer başlıyor. Okan Buruk geçen hafta Kasımpaşa karşısında kazanan 11'i hiç bozmadan Konyaspor karşısına çıktı. Haftalardır anlattığımız Kerem dışa, Patrick içe, diğer kanatta Boy dışa, Yunus içe build-up'ını bu maçta da birçok kez gördük ve bu plan çok erken meyvesini verdi. Artık anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Patrick, Emin, Nelson üçlü hat, önlerinde Lucas, Boy ve Kerem çizgi oyuncuları, Sergio ve Yunus aynı hattalar. Golden saniyeler öncesi Muslera Nelson'a çıkıyor. Nelson dönüp uzun pasla Yunus oynuyor. Bir Yunus Sasha Verkaç'ı izliyoruz. O sırada Mertens ve Sergio burada. Yunus çizgiye inip içeri çevirdiğinde ikisi de ceza sahası içinde ancak Konya defansı bu topu taca uzaklaştırdı. Boy tacı çabuk kullandı, hemen çizgiye koşu attı. O sırada yine Sergio burada. Yunus kara treni gördü. Çuf çuf rakibine ekarte etti. Ön direkte Portekizli'nin koşusu çevirdi. Cimbom 1-0 öne geçti. Tacın evvelsini hatırlarsak Galatasaray 6 haftadır gol yemeyen rakibinin kalesine güçlü setiyle 50 saniyede 2 kez gitti ve ikinci de golü buldu. Elbette İlhan Palut gibi defansif disiplini yüksek bir hocanın buna karşılık bir planı vardı. Nihayetinde Konyaspor bu maça kadar kalesine en az şut çektiren 3 takımdan biriydi ki 6 haftadır hiç gol yememiş olmaları zaten bunun en büyük kanıtı. Buna birazdan geleceğiz ama önce Okan Buruk'un top rakipteyken neyi daha farklı yaptığını gözler önüne sermek istiyorum. Galatasaray Konyaspor'u 90 dakika boyunca mütemadiyen 4-4-2 şeklinde karşıladı. Bunu daha önce bölüm bölüm görmüştük ama hiçbiri bu kadar net ve süreklilik arz eden bir şekilde değildi. Bakın henüz maçın başı Boy, Nelson, Emin, Patrick, Yunus, Lucas, Sergio, Kerem, Mertens, Gomis. Maçın 10. dakikası. 4 geride var, 4 orta sahada Gomis, Mertens. 35. dakika. Konya yine oyun kurma arayışında 4-4-2. Bak bir tane de ikinci yarıdan 4-4-2. Bu tercihin sebebi kendimce verdiğim cevap şu oldu. Konyaspor ligin en çok topa sahip olan takımı değil. 11. sıradalar. Topa hükmetmek gibi bir dertleri olmadığı çok açık. Ancak Konyaspor ligimizde topun kıymetini en iyi bilen takım. Daha az topla oynamalarına rağmen en az pas hatası yapan, başka bir deyişle pas başarı yüzdesi en yüksek olan 3 takımdan biri Palut'un öğrencileri. Dolayısıyla böyle bir takıma önde basmanız gerek. Yoksa olağanca yüksek pas yüzdeleriyle istedikleri gibi tempo kırabilirler. İşte demin örnekler gösterdiğimiz üzere Galatasaray'ın karşılamada 4-4-2 dizilmesinin temel sebebi bence buydu. Peki Okan Hoca'nın bu pragmatik yaklaşımı işe yaradı mı? Hem yaradı hem yaramadı. Önce nasıl yaradığını Galatasaray'ın top kazanmaları üzerinden açıklayalım. Ekranda gördüğünüz noktalar Galatasaray'ın müdahaleyle top çaldığı yerleri gösteriyor. Boşuna saymayın, tam 29 tane nokta var. Üstelik bu noktaların 14 tanesi rakip yarı alanda, yani neredeyse yarısı. 2 tanesi Yunus Akgün'e, 4 tanesi Torreira'ya, 4 tanesi Sergio'ya, 4 tanesi Kerem'e, 4 tanesi 35'lik Mertens'e ait. Gomis'in hiç yok ama normal, yaş 37 oldu artık, o çok koşamıyor ama 29 top çalma teşebbüsünün 18'i Galatasaray'ın şu karşılamada 4-4-2 dizilen ön beşlisinden gelmiş. Dolayısıyla bu işe yarayan kısmıydı. Nasıl işe yaramadığını da Konyaspor'un beraberlik golü üzerinden anlatalım. Bir Konyaspor korneri, ceza sahası dışına seken topu önce Lucas sonra Yunus kafayla uzaklaştırdı. Mertens o topu kovalayıp
yakalayıp Gomis'in önüne bir lob pas attı. Gomis topu önüne aldı ama rakibin Nizami şarjında yere düştü. Sıkıntı yerde kalması değil, Sehit çıktı, topu aldı. İkinci bölgenin ilk metrelerine geldi, Fransız anca yerden kalktı. Saydım, tam 9 saniye sürdü ayağa kalkması. Sehit sol stoperini oynadı, 4-4-2 zincirinin tamamlanması için Gomis'in Sergio'nun olduğu yerde Sergio'nun da burada olması gerekirdi. Ama değillerdi. Bu golü atacak olan çekici. Eliyle pas gösterense Hacı Ahmetoviç. Calvo tam da onun gösterdiği yere oynadı topu. Emin az sonra çekiciyi fark edip öne bir hamle yapacak. Yaptı. Hacı Ahmetoviç çekiciye tiplerken Sergio da dönmüş gibi. Emin, madem artık öne çıktın devamını getirmen lazım. Bu noktada Muhammed'i Nelson'a devredip çekicinin üstüne çıkması gerekirdi ama aksine geri kaçtı. Nereden bilsin çekicinin öyle vuracağını? Mustera da olması gereken yerin çok ilerisinde. Nereden bilsin çekicinin öyle vuracağını? Ya nereden bilsin mi var? 3 sezondur bu ligde Endri. Bu golün aynısını 3 hafta önce İstanbulspor attı. Ki bu maçta da Sergio'nun top kaybı sonrası bir tane de direğe nişanladı. Devamında zaten sakatlanıp oyundan çıktı. Az evvel İlhan Palut'un Galatasaray'ın güçlü set oyununa verecek bir cevabı olduğunu söylemiştik. Galatasaray bu şablona büründüğünde onları savunulması güç yapan şey merkezi kalabalık tutarsanız Boy ve Kerem'le kanattan kanatları durduracağım diye kenarları savunursanız Yunus ve Sergio ile iç koridorlardan kaleye çok rahat inebilmeleri. Yani Cimbom yatay düzlemde sahayı çok geniş kullanan bir takım. Bu pozisyon bir Konyaspor atağına dönüşecek ama lütfen beyazlıların savunma dörtlüsünün ne kadar kompakt kurulduğuna dikkat edin. Kanatları ise sağ ve sol ön oyuncularıyla kontrol ederek altılı bir defans hattı ortaya çıkarıyorlar. Kısacası geniş hücum eden Cimbom'a karşı 6 oyuncuyla geniş savunan bir Konya. Palut'un özellikle Saşa Boy'un etkisini azaltmak için kullandığı bu akılcı strateji Galatasaray'ı oyun alışkanlığının dışına itti. Hatırlarsanız iki stoper arasındaki paslaşmaları daha önce hiç görmediğimiz kadar çok gördük. Kabul etmek gerekir ki Emin Bayram iyi bir maç çıkarmadı ve bu pozisyonda iyi niyetli bir şekilde pas opsiyonu ararken topu ayağında fazla tuttu. Muhammed'in şarjıyla dengesini kaybedip topu kaptırdı. Tecrübeli forvet ceza sahası içine kadar sürüklediği pozisyonu ortaya çevirdi. Önce rakibin önüne atlayan Nelson ardından üst direk gole izin vermedi. Galatasaray yine de tüm önlemlere rağmen Saşa Boy'un insanüstü sağ kenar penetrasyonuyla iki pozisyon üretti. Birinde kendisi out'a vurdu, diğerinde nefis getirdiği topta Gomis vuruş yapmakta çok ağır kaldı. İlk yarının son dakikalarında Emin bir kere daha SOS verdi. Bir öncekinde Nelson ve üst direkipten almıştı onu. Bu sefer yardımına Muslera yetişti. İkinci yarıya geçelim. İlhan Hoca'nın altılı hattı tüm ikinci devre boyunca devam edecek ve Galatasaray neredeyse hiçbir şey üretemeyecekti. Önce kağıt üstünde bakalım. Galatasaray buna dönüştüğünde Konya altılı hattı kurup buradaki hücumcuların tamamıyla birebir eşleşti. Merkeze de Hacı Ahmetoviç ile Bruno gibi iki kesici ekle sayısal üstünlük tamamen Konya'da. Şimdi sağda görelim. 50. dakika. 1, 2, 3, 4. Dörtlü savunma attı. Sağ kenar çekici yerine oyuna giren Cebrail'de, sol kenar Bütik'ide. 10 dakika sonradan bir kare. Dörtlü savunma olabildiğince kompak, Cebrail, Bütik'i. 5 dakika sonrası. Dörtlü savunma, Bütik'i sağı, Cebrail solu, Hacı Ahmetoviç ile Bruno merkezi kapatıyor. Ve bu noktada artık oyuna dokundu Okan Buruk. Hem de çok doğru dokundu. Icardi ile Yusuf Demir sağda ama tek olay bu değil. Risk maksimize edildi. Patrick artık bir sol kenar oyuncusu. Keremse çizgiyi terk edip Icardi'yi ikiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konya yine altılı hatta sahip ama Patrick'in öne çıkışıyla Cimbom bir sıra daha genişledi. Sanki artık daha fazla birebirler göreceğiz. Yusuf ve Icardi'nin oyuna girişiyle neler değiştiğini önce kağıt üstünde görelim. Kerem Icardi'yi ikiliyor. Sergio bir sol, Yunus sağ kanat forvet gibi davranırken Patrick boyla aynı hizaya gelip kanatların kontrolünü alıyor. Lucas ve Yusuf arkalı önlü, neredeyse 2-4-4 diyebileceğimiz bir sağ dizilimi. Okan Hoca'nın bu dokunuşunun sahaya neler getirdiğini ise örnekle görelim. Yusuf, Lucas arkalı önlü, Kerem, Icardi, Yunus, Sergio, bir kanat Boe, bir kanat Patrick. Top Nelson'da. Lucas oynayacak, Lucas tekte Yunus'a, Yunus tekte Yusuf'a, Yusuf ekseninde döndüğünde az önce bahsettiğim birebirler açığa çıktı bile. Patrick'in önüne uzattı, Hollandalı içeri drive etti, Kerem, Icardi, Yunus bu üçünden birinin önüne oynasa atak daha da olgunlaşabilirdi ama kaleye vurmayı tercih etti. İşte bu noktada Galatasaray ya gol atacaktı ya gol yiyecekti zira bir teknik adamın alabileceği tüm riskleri almıştı Okan Hoca. Fakat tam o sırada başarılı meslektaşı oyuna tekrar dokundu. Bruno Paz'la 10 numaralı Pavicic'i değiştirdi ve o dakikadan sonra Konyaspor oyunun temposunu minimize etmek için şu en başta bahsettiğimiz topun kıymetini
bilme numarasını çıkardı cebinden. En basit tarifiyle Torrent'in 0-0'lık Barcelona maçında uyguladığı topa düşük tempoda sahip olup rakibi geriye koşturma stratejisini gördük Konya'dan. Çünkü kendinizden güçlü bir rakibi sadece bekleyerek savunamazsınız. İlla hücum etmek için değil, bazen rakibin atak devamlılığını sekteye uğratmak için onları geriye koşturmanız gerekir. Bakın 74'te Patrick'in ortasında top defans bloğundan sekip Ahmet Oğuz'un önüne düşüyor. Harika bir hızlı hücum şansı. Patrick hayatta dönemez. Kerem de burada. Canını dişine takıp patladı Aktürkoğlu. Bir sonraki karede ta buraya geldi. Ki hatırlarsınız bir benzerini ilk yarıda da yapmıştı. İşte bu noktada Cebrail hızlı hücumu devam ettirmek yerine bastı topa geri döndü. Topu alan Adil de gerisin geriye kalecisi Seyici. Bunca Galatasaraylı oyuncu yok yere 60-70 metre geri koşmuş oldu. Şimdi işin yoksa Konyaspor düşük tempoda topun kıymetini bilmeye devam ederken tekrar rakip sahaya yerleşmeye çalış. Yıldırıcı bir oyun. Zaten maç sonunda instat verilerine baktım. Galatasaray 119 kilometre ile bu sezonun kendisi adına rekorunu kırdı. İşte bunda Konya'nın onları geri koşturma stratejisi büyük rol oynadı. O halde gelelim ana yemeğe. Topun olmadığı yere bakmayı sevenler için bir ziyafet var birazdan. Okan Buruk Dubai'yi oyuna sokmak için yanına çağırdığında sanıyorum maçı izleyen birçok kişi tıpkı geçen hafta olduğu gibi vatandaşı Sasha yerine oyuna gireceğini düşünmüştür. Fakat hocanın kafasındaki sol kenar oynamaya başladığından beri geriye dönüşlerde büyük sıkıntı çeken Patrick'i oyundan almaktı. Dubois beklenenin aksine sol beke geçti. Dakika 81. Ziyafet başlıyor. Sasha Nelson'a pas vermek üzere top ters kanatta olduğu için Dubois'un içe yakınlaştığını görüyoruz. Fakat sahada 3-4 pas sonrasını düşünebilen meşhur bir Portekizli var. Biliyor ki Nelson Emin'e atacak, Emin de kendisine verecek. İşte bu yüzden kendisi pası aldığında en sevdiği işi yapabilmesi yani dikine oynaması için Sasha daha Nelson'a atarken Dubois'a eliyle yer gösterip sen çizgiye git kanka diyor. Nitekim onun öngördüğü gibi Nelson Emin'e, Emin kendisini oynuyor. Dubois Portekizli'yi dinlemiş ve çizgiye doğru gitmiş. Sergio topu alır almaz kafayı kaldırdı ve bindiren Fransız'ın önüne harika bir ara pas bıraktı. Tam o sırada sezinleme yeteneğiyle ünlü olan bir Arjantinli parmak ucuna çıkıp pozisyon üstünlüğünü almış bile. Fransız ters ayağıyla nefis kesti. Arkadan gelen Calvo Icardi'nin vurmasını engellemek isterken topu kendi filelerine gönderdi. Galatasaray Okan Buruk'un makul hamleleri. Fransız'ın ters ayağı tabii bir de şu meşhur Portekizli'nin 3-4 pas sonrasını düşünerek oynayabilme yeteneği sayesinde 6 haftadır gol yememiş Konyaspor'u 2-1 mağlup edip bir günlüğüne de olsa tam 19 ay sonra liderlik koltuğuna kuruldu. İlk iddia kuponun tutturdan hediye. İster Yazarlar Kulübü'nde, ister sosyal kuponlarla tutturmaya hemen başla. Beşiktaş geçen haftaki 11'inden 3 farklı oyuncuyla sahadaydı İstanbulspor karşısında. Berkay yerine Josef ve Başakşehir karşısında zayıf halkalar olarak anlatmaya çalıştığımız Necip ve Emre yerine Ersin'le yeni transfer Talha. Açık konuşmak gerekirse birçok anlamda beklentilerimizin altında kalan temposu düşük bir maç oldu. Takımlar 8'er şut attı ama İstanbulspor'un 0.66'yı, Beşiktaş'ınsa 0.95'i geçmeyen gol beklentileri vardı. İki takımın toplam pas sayısının 600'ü anca buldu. Tatsız bir randevu izledik. Zorbay Küçüğü de atlamamak lazım. Tabii tam 32 düdükle bu sezonun en çok faul çalınan ikinci maçını yönetti. Valerian Hoca'nın felsefesinden keyif alan biri olarak bu sezon ilk defa Beşiktaş'ı izlerken sıkıldığımı itiraf edebilirim. O ilk haftalardaki yüksek oktanlı futbolun yerinde yerler esti. Özellikle de ikinci yarıda. İlk yarı o kadar kötü değildi. Sonuçta böylesi bir maçta tam 3 gol izlemiştik. Öyleyse ilk golle başlayalım analizimize. 6. dakikanın içerisindeyiz. Okan kalecisi Jensen'e dönerken Weghorst yine bir takım presi başlatacak. Hollandalı'nın presini gören file bekçisi hemen sağ tarafa uzun çıktı. Top daha yere inmeden Gedson orada bitti ve topu şu tarafa savuşturdu. Duhan alelacele ileri doğru şişirdi ama arkadan Rozi koptu geldi ve kafayla Salih'e oynadı. Müthiş ön alan presi meyvesini vermek üzere. Salih kafayla Weghorst'a saldı. Rakibin yaptığı tehlikeli hareket sonucu Küçük en direkt serbest vuruşa kanaat getirdi. İşte bu noktada işler biraz çılgınlaşıyor. En direkt serbest vuruş halk arasında sık kullanılan tabirle çift vuruştur. Yani topa iki kere dokunulması gerekir. Fakat Enkudu bilemiyorum belki baraja çarptırmayı düşünmüştür ama topu doğrudan kaleye gönderdi. Jensen avuçları arasından kaçırıp içeri doğru çeldi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Evet tirajı komik bir gol. Misal Jensen topa hiç dokunmasa gol geçersiz sayılacaktı. Bu anlamda siyah beyazlıların şanslı olduğunu söyleyebiliriz ancak golden önceki 40-45 saniyelik ön alan presi de bu şansa davetiye çıkardı. Şimdi rakip takımın kalecisi hata yapar.
yapar da Beşiktaş kalecisi durur mu? Galatasaray bölümünü izlediyseniz belki gözünüze takılmıştır. Beşiktaş ligimizdeki 19 takım arasında isabetli isabetsiz fark etmeksizin kalesine en az şut attıran takım. Fakat buna rağmen 10 tane gol yediler. Nasıl oluyor? Geçen hafta anlatmıştık. Siyah beyazlıların kalesini bulan her şut gol oluyor. Kaleciden çok çekti 7 haftada Karakartal. Üstelik bu kez kaleyi bulmayan bir şut gol olacak. İstanbulspor bir hızlı hücum peşinde. Topu sağ taraftaki Jetmir Topalli'ye oynuyorlar. Kosovalı oyuncu biraz sürdükten sonra kafayı kaldırıp terse çok iyi bir pas atıyor. 21'lik Emir göğsüyle önüne indirip sert vuruyor. Ersin kapattığı köşeden mağlup oluyor. Direkten seken top onun sırtına çarptı ve filelerle buluştu. Golden hemen sonra Saiz ve Masuaku'nun çıldırmaları dikkatimi en çok çeken anekdot oldu. İkisi de adeta yeter der gibi bir vücut dili içerisinde. Skora beraberlik gelmesiyle birlikte Beşiktaş tekrar baskısını arttırdı. Golden bir dakika kadar önce Rozier'e çok akıllı bir koşuyla defansın arkasına sarkmak üzere olan Fernandez'i müthiş gördü. Getson tekte topu göğsüyle golcüsünün önüne bıraktı ve Gors gayet müsait durumda kalecinin üstüne nişanladı. Kaleciden seken bu top döndü, dolaştı, Beşiktaş'ın gizli oyun kurucusu Saiz'e geldi. Ki hatırlarsanız maçın henüz başında da Enkudu'ya nefis bir top atmıştı, takibinde Beşiktaş korner kazanmıştı. Faslı stoper bu kez diğer tarafa oynadı. Rozi topu kontrol edip içeri doldurdu. Top bir daha sekti, bir daha döndü, dolaştı, Roman'a geldi. Saiz bu kez topun dibine girip Arthur'u tercih etti. Bu Enkudu, bu Masuaku. Bir anda yer değiştirecekler. Biri topla birlikte içeri, diğeri topsuz dışa bindiriyor. Ve İstanbulspor'un markaj şemasını fena kaydırıyorlar. Masuaku içe kat etmeye devam edip bozulan defans bloğunun arasından Getson'u kaçırıyor. Portekizli bir kez daha golcüsünü görüyor. Golcü bu kez affetmiyor ve Beşiktaş tekrar öne geçiyor. İşte tabiri caizse bu iyi günlerimizdi. Zira dediğim gibi 3 tane gol izlemiştik. Oysa ikinci yarıda iki takımın atacağı toplam şut sayısı yalnızca 9'du. Ama nasıl 9? Bak hepsini tek tek not aldım, söyleyeyim sana. Devreyi yarıya bölersek 45-66 arası maçta atılan tek bir şut var ve Salih'ten geldi. Vegors rakip yarı alanda sahipsiz bir topu kazanıp Redmond'a oynuyor. Redmond Getson'a, Getson Joseph'e, Joseph de en sağdaki Salih'i görüyor. Uçan sağıyla kontrol edip soluyla vurdu. Top çok az farklı out'a gitti. İşte ikinci yarıda izleyebileceğimiz tek akan oyun hücumu da buydu. O zaman 66-86 arasına kaydırıyorum. Beşiktaş'ın hiç şutu yok. İstanbulspor'un 5 şutunun tamamıysa duran top. 66'da sağdan bir serbest vuruş kullanıyor. Önce Mehremiç kafa vuruyor. İşte bu. Defanstan seken topa ileri çıkan Doğan Aksu vuruyor. Yine defanstan dönüyor. O da bu. Yani ceza sahası içinden gibi gözüken bu iki şut da aynı duran toptan geldi aslında. Toplam XG değeri 0,08. Bu 67'de Melih'in vurduğu frikik üstten farklı out'a gitti. XG 0,04. Bu 77'de İbrahim'in vurduğu frikik baraja takıldı. XG 0,03. Bu da 86'da Ali Yaşar'ın vurup Ersin'in izlediği frikik. XG 0,08. Ama bir öncesine gidelim o frikiğin. İstanbulspor tıpkı ilk golde olduğu gibi bir hızlı hücum peşinde. Muammer topu önce Wellington'dan kurtardı, akabinde Getson'dan sıyrılıp driblingle topu ileri taşıdı. Yay civarına geldiğinde Wellington ona yetişip çelme taktı ve sarı siyahlılar bir frikik daha kazandı. Açıkçası kaleci tekniklerine ahkam kesecek kadar çok hakim değilim. Ama Ersin barajı merkeze kurdurup kendisi de merkezde kaldı. Bence kafadan rakibine soluma vur, ben sola gideceğim mesajı verdi. Fakat Ali bu mesajı yemedi. Ersin'in adımladığı yerin tam tersine kesme bir vuruş yaptı ve Destanoğlu bir kez daha kapattığı köşeden topu filelerinde gördü. Golün akabinde Saiz ve Masuaku yine çıldırıyorlar. Nasıl çıldırmasınlar? Yine iki isabetli şuttan iki gol yediler. Kalesine 15 isabetli şut gelen bir takım 10 tane gol yemiş. Bu gerçekten çılgınlık. Emre ve Ersin olmak üzere Beşiktaş kalecilerinin ortalama kurtarış yüzdesi an itibariyle %33. 9 şut diyordum değil mi? Salih aynı duran toptan 2 tane, frikik, kalan 3 Beşiktaş şutuysa aynı dakikalarda cereyan eden kombine ataklar. 88'de Redmond defansın arkasına doğru uzun bir top atıyor. Cenk topun yerde sekmesine izin verip tek de kaleye vuruyor. Defanstan seken top kornere çıkıyor. Bu birincisiydi. Korneri Masuaku kesiyor. Seken topa gelişine Tayfur muhteşem vuruyor. Jensen aynı güzellikte çıkarıyor. Bu ikincisiydi. Bir korner daha. Masu bir daha kesti. Wellington'un kafa vuruşu üstten out. İşte kalan 3 şut da böyleydi. Bunu izledik. Bu kadar izleyebildik koca ikinci yarıda. Şimdi bu maçla birlikte Beşiktaş ligdeki 3. puan kaybını yaptı. İlki Alanya Spor maçıydı ki orada 10 kişi kalmak. 10 kişi kalınan serbest vuruşta gol yemek. Takibinde kendi kalesine gol atmak ve 90+2'de penaltı yaptırmak gibi. Bir takımın başına gelebilecek tüm kötü şeylerin hepsinin bir maçta geldiğini söylemiş ve eklemiştim. Aslında 2 puan kaybetmedi Beşiktaş, 1 puan kazandı. Takibindeki 3 haftada güçlü bir oyunla 3
%3 yaptı Valerian İsmail'in öğrencileri. Puan kayıplarının ikincisi ve tek mağlubiyet olanı geçen haftaki Başakşehir maçıydı. Orada da siyah beyazların Emre ve Necip'in ortak hatalarıyla ikinci yarıda 0,08 gol beklentisi olan bir takıma maç kaybettiğini, buna karşılık kendisinin rakipten 3 kat daha fazla pozisyona girdiğini söylemiştik. Üçüncü puan kaybı, yani bu maçta söyleyebilecek bir şey yok. Evet, yine her gelenin gol olmasına engel olamamış bir kaleci performansı var. Ama Beşiktaş ne üretti sorusuna verilebilecek bir cevap yok. Dolayısıyla bu maç aslında Beşiktaş'ın bu sezon kötü oynadığı tek müsabakaydı. Ve üstelik hocası sağ kenarında da yoktu. Haksızsam haksızsın deyin lütfen, fakat şimdiden sosyal medyada Sergen Yalçın ve Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı. Ne derler bilirsiniz, dost acı söyler. Dostunuz olduğumu varsayıyorum ve acı konuşacağım. Siz Beşiktaşlılar gerçekten çok kırılgan bir camiasınız. Rakip takımın söylemlerinden, kötü sonuç ve gidişattan çok çabuk ve kolay etkilenebiliyorsunuz. Asi ruhunuzun bir defekti olarak psikolojik üstünlüğü hemencecik elden çıkarabiliyorsunuz. Tabi bir de geçen sezonun sonunda dillere pelesenk olan Valerian İsmail'den büyük takım hocası olmaz yargısı var. Büyük takım hocası nasıl olunur ben bilmiyorum ama Beşiktaş, Adana Demirspor'la birlikte ligin en çok gol atan takımı. Mavi Şimşekler maç başı kalesine 12,3 şut attırıyor, 9 gol yemiş. Beşiktaş 7,3 şut attırıyor, 10 gol yemiş. Sizce bu vaziyette Fenerbahçe ya da Galatasaray olsa hocasının istifasından bahseder miydi? Durum bu. Ama ben Türkiye'deki beşeri şartları biraz biliyorum. Beşiktaş taraftarını birazcık tanıyorsam, hele bir de milli ara dönüşü iç sahada Fenerbahçe konuk edilecekse, Valerian İsmail için 4. bir puan kaybı söz konusu dahi olmamalı. İlk iddia kuponun tutturduğun hediye. İster Yazarlar Kulübü'nde, ister sosyal kuponlarla tutturmaya hemen başla. Abdullah Avcı geçen haftaki Adana Demirspor maçına oranla 3 farklı isimle sahadaydı. Gbamin yerine Siopis, Bardi yerine Hamsik ve Maxi Gomez yerine Canini. Geçen hafta Trabzonspor'un geriden oyun kurma sıkıntılarından ve devrede Hamsik'in oyuna girmesiyle pas trafiğinin rahatlamasından bahsetmiştik. Gaziantep Futbol Kulübü skoru çok erken bulması sebebiyle maç boyunca rakibini oyun kurma aşamasında pek rahatsız etmedi. Peki hemen bakalım golleri nasıl bulmuş kırmızı siyahlılar. Maçın henüz 2. dakikası ve takımının rakip yarı alana geçmekte zorlandığını gören Maxim derine gelip burada topla buluştu. Aslında pas opsiyonları da var fakat Maxim açtı fuleyi, başladı driblinge. Önce Canini'den kurtuldu, hemen arkasından pat Hamsik'e bir çalım, pat bir tane de Bartra'ya. Bu esnada topu biraz ayağına dolaştırıp zaman kaybetti ve 3 Trabzonsporlu yaklaşıp şut açısını kapattı. Fakat Maxim buna rağmen uzak köşeye harika vurdu. Yani başından sonuna, noktasından virgülüne kadar tamamen bireysel çaba ve beceriyle üretilmiş müthiş bir gol. Hemen ikinci gole bakalım. Günay kale vuruşunu kullandı ve bir kez yerde seken topu Bartra kafayla uzaklaştırmaya çalışırken Maxim'le buluşturdu. Maxim hemen tekte Markovic'e oynadı. Larsen tehlikeyi sezip Markovic'e çıktı. O esnada Canini burada. Larsen topa dokundu fakat top bir kez daha Maxim'e geldi. Ve Rumen oyuncu bu kez soldan yavaş yavaş bindiren sol bek Hanusek'e verdi. Bilin bakalım Canini hala nerede? Üstelik artık Larsen de yerini kaybetmiş durumda. Neyse ki Gaziantep'li oyuncuların hızlı oynayalım gibi bir derdi yok. Ve Hanusek ağır ağır Markovic'in yaklaşmasını bekleyip onu oynadı. Bu esnada Canini de bir zahmet geriye geldi. Markovic topu alıp içeri doğru sürerken Hanusek bir kez daha çizgiden bindirdi fakat o da ne? Canini Tavares'in daha önemli bir işi çıktı galiba. Çünkü birdenbire takibi bıraktı. Markovic biraz sonra Furkan'a oynayıp tekrar içeri doğru seyirtecek fakat Danimarkalı şu an büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor. Markovic'te mi kalsam yoksa çizgide boş kalan Hanusek'e mi gitsem? İşte o bir anlık tereddüt Markovic'e uzak kalmasına sebep oldu Larsen'in. İlk golde kolay eksilen Bartra'da bir kez daha hamle hatası yapınca 9. dakikada skor 2-0 oluverdi. Top ağlarla buluştuktan sonra Larsen'in dönüp Canini'ye hoş olmayan sözler sarf ettiğini ispat edemem ama yemin edebilirim. Ne demiştik? Skoru erken bulan konuk ekip oyun kurma aşamasında Trabzonspor'u pek rahatsız etmedi. Ve bu durum iki oyuncunun yıldızlaşmasına neden oldu. Birincisi elbette Hamsik. İlk yarıda topu her aldığında takımı öne itti Grande. Sadece paslarıyla değil takım arkadaşlarını yönlendirmesiyle. Yani hem kalitesi hem de oyun zekasıyla orta sahayı çekip çevirdi. 37'si isabetli 41 pas ki %90 isabet oranı eder, 5 başarılı dribling ve 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanma. Slovak oyuncunun bunları yapması sayesinde geçen hafta sık sık derine gelmek zorunda kalan Bakasetas da sahanın ön bölgesinde çok daha fazla topla buluşup kendi alanını daha rahat opere etme şansı buldu. Ekranda gördüğünüz noktalar Bakan'ın geçen hafta Hamsik oyuna girinceye kadar topla buluştuğu yerler. Bunlarsa Gaziantep maçının ilk yarısında. Şimdi bu topla buluşmaların bazılarını sağda görelim.
geçelim. 5. dakika Baka sağ iç koridorda top aldı. Larsen'le duvar pası yaptı, kaleyi gördü, şutunu attı, top direkten geri döndü. 14. dakika Hamsik iki kişiyi üstüne çekip Yaya paralel bir pas attı ve Baka ile buluşturdu topu. Bakasetas Trezeguet'in önüne bırakıverdi. Mısırlı çok temiz, çok düzgün vurdu ve fark 1'e indi. 26'da Siopis'ten aldığı pasla yine sağ iç koridorda topla buluştu Bakasetas. Soluna çekip vurdu, Günay güçlükle kurtardı. Dakika 38 yine sağ iç koridorda hareketlenen Baka biraz topu sürüp çizgiyi oynadı. Trezeguet 2 dans edip ortasını yaptı. Hanusek'in eline çarpan top da hakem Mete Kalkavan var uyarısıyla penaltıyı verdi ve Bakasetas skoru eşitledi. Gördüğünüz üzere ilk yarıda Trabzonspor'un bütün hücum organizasyonlarının kalbinde bu mavi gözlü arkadaş vardı ve harika bir ilk 45 oynadı. 3'ü isabetli 6 şut, 2 kilit pas, 2 kez top kazanma. Açıkçası maçın ikinci yarısı için söylenebilecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Çünkü ikinci yarıda futbol oynanmadı, oynanamadı. Geçen hafta Adana Demirspor için söylediklerimizin tam tersini bu maçta Gaziantep için söyleyebiliriz. Konuk ekip tabiri caizse ikinci yarı yerden kalkmadı. Evet, oyunun boşluklarına sığınmak, oyunu soğutmak, tempo düşürmek bunlar futbolun içinde var olan şeyler. Ancak bu işin bir sınırı, bir ayarı olmalı. Dakika 52. Hadi burada kafa kafaya bir çarpışma var ve iki oyuncu birden yerde kaldı. Buna normal diyelim. 4 dakika sonra yine bir Antepli yerde. Bu kez Pekart. Bir 4 dakika sonra Maxim yerde. Bir 4 dakika daha sonra burada ayakta olduğuna bakmayın. Birazdan kadrajdan çıkınca kendini yere bırakacak Sagal. 2 dakika geçti. Sagal yine yerde. Dakika 80. Trabzonspor korner atıyor. Bir Gaziantepli yine yerde. Yevtoviç topun dışarı çıkmasını bile beklememiş yere yatmak için. 3 dakika sonrası iki kırmızılı oyuncu birden yerdeler. Bir dakika sonra bu sefer Antep atakta Furkan kendini yere bırakmaya niyetlendi. Hatta tek elini yere koydu ama baktı ki takımı hücuma devam ediyor, vazgeçti. 2 dakika sonra bu sefer Kitsiu. Dakika 94 hem Ertuğrul hem Furkan ikisi birden yerde. Furkan bu pozisyonda oyunu Sedye ile terk etti. 2 dakika sonra koşarak oyuna girdi. Bütün bu yatmalar esnasında her seferinde abartısız en aşağı 70-80 saniye oyun durdu. 2 dakika su molası desek 6 kez de oyuncu değişiklikleri için oyun kesildi. Yani ikinci yarıda topun oyunda kalma süresi 20 dakikadan daha fazla hesaplanırsa çok şaşırırım açıkçası. İkinci yarıda hal böyle olunca bizim gibi topun olmadığı yere bakmayı sevenler için dahi futbola dair konuşacak bir şey kalmadı. Çünkü top oyunda değildi. Yanlış anlamayın dostlar. Gaziantep bu ligin Fenerbahçe, Adana Demir ve Beşiktaş'tan sonra en çok gol atan 4. takımı. Rakip kaleye en çok şut atan 8. isabetli şut sıralamasında 5. sırada. Yani Erol Bulut'un klasik söylemle bizim etimiz budumuz ne ki diyecek bir durumu da yok. Az önce de söylediğim gibi oyun kurallarının ve hakemin müsaade ettiği ölçüde bunu yapabilirsiniz. Ama bu maçta sınır çok fazla aşıldı ki bana kalırsa böyle görüntülerin ortaya çıkmaması için kural koyucunun belli yaptırımlar getirmesi lazım. En basitinden sahayı sedye ile terk eden bir oyuncu bir daha oyuna girememeli bence. İşin tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Hafta içi Avrupa Ligi'nde yine yoğun bir 90 dakika oynamış olan yorgun Trabzonspor oyunun durduğu bu anlardan Gaziantep'e oranla daha çok fayda sağladı. Hatırlarsanız geçen hafta tempoyu yukarıda tutan, sürekli geçiş kovalayan, rakibini geriye koşturan Adana Demirspor karşısında son 15 dakikada fizik olarak tamamen oyundan düşen bir Trabzonspor vardı. Bu maçta ise dinlenip hücum ettiler ve bunun sonucunda 90+8'de Trabzonspor soldan bir taç atışı kullandı. Oluşan karambolde Bartra'nın kafa vuruşuyla 3 puanı hanesine yazdırdı. Artık futbolun adaleti mi dersiniz, ilahi güçlere mi bağlarsınız bilmiyorum ama ben şöyle demeyi tercih ediyorum. Futbol ayakta oynanan bir oyundur ve yerde yatan değil, ayakta kalan kazanır. İlk iddia kuponun tutturduğun hediye. İster Yazarlar Kulübü'nde, ister sosyal kuponlarla tutturmaya hemen başla. Alanya Spor karşısında Luan Perez ve Serdar Aziz sakatlıkları sebebiyle kadroda yoktu. Hatta yedekler arasında başka bir stoper de yoktu. Bu sebepten sahaya dörtlü düzende 4-1-3-2 şeklinde betimleyebileceğimiz klasik CC formasyonuyla çıktı Fenerbahçe. Fakat videosunda bahsetmiştim, onun sisteminde formasyonlar değişse de felsefe hep sabit kalıyor. Willian Araa build-up'ta beklerin arasına girerek 3. stoperin yokluğunu hissettirmedi. Top ön hatta geçtiğinde ise yüksek preste Crespo'ya eşlik etti. Dolayısıyla haftalar anlattığımız yüksek pres, yüksek tempo oyunu olabilecek en ihtişamlı haliyle yine Kadıköy sakinlerini büyüledi. Üstelik rakip takımın hocası Fenerbahçe'nin kızarttığı ekmeklere enfes bir tereyağı süren Francesco Farioli'ydi. Bir takımın risk alıp Kadıköy deplasmanında pasla oyun kurma girişimine saygı duyarım. Fakat risk, işin sonunda bir fırsat varsa değerlidir. Yani yapılan her riskli şey risk almak demek değildir. Örneğin araba sürerken emniyet kemeri takmamak risk değil, sersemliktir. Alanya Spor
ligin en iyi ön alan baskısı yapabilen takımı karşısında her kale vuruşunu kısa kullanarak emniyet kemeri takmamış bir sürücüden farksızdı. Çağdaş Hoca üzerinden anlatmıştım. Bir hocanın planına aşık olması başına gelebilecek en büyük talihsizlik. Sanırım bazı çalıştırıcılar için degajla çıkmak onların kitabındaki en büyük günah. Sadece Kayseri Spor maçının özetini izlemek bir B planı hazırlamak için yeterli bir sebepti. La Casa de Papel'deki profesör bile olsan ki değilsin, herif A'dan Z'ye kadar plan yapmasına rağmen yerine göre doğaçlamak zorunda kaldı. Neyse, bu kadar yeterli. Biz şimdi tek planlı Francesco'yu bir kenara bırakıp geniş repertuarlı George Jesus'a geçelim. Dakika 4, Alanya Spor oyun kurmaya çalışıyor. Anti tenimiz topun Lero'ya oynanacağını hissettiği gibi Depar'la gitti bölgeye. Hiç hız kesmeden topu çalıp koşusuna devam etti, peşine Valencia'ya bıraktı. Ener topu ilk de düzeltti, ikinci de Rossi'nin önüne saldı. Rossi'nin şutu kaleciden sekip filelerle buluştu. Fenerbahçe 1-0 önde. Unutmayın, soracağım, bu golün başlangıç sekansı bir ön alan presi. Dakika 13. 1, 2, 3, 4, 5 ve tabii ki antiten 6. Fenerbahçe rakip yarı alanda rakibi kadar kalabalık. Fatih şuraya doğru bir lob pas attı. Efecan arkasını döndüğünde Fenerbahçe'nin sağ stoperi Gustavo'nun ta buraya kadar geldiğini gördü. Gustavo karşıladı. Yükselen topu Valencia koşup topladı. Dönüp kaleye hayli etkili bir şut gönderdi ve sarı lacivertliler peş peşe 2 korner kazandı. İkincisini Rossi daha kullanmadan evvel Arao'nun ön direğe, Gustavo'nun kale ağzına koştuğunu görüyoruz. Nitekim Rossi öne kesiyor, Arao topuyla aşırıyor, Gustavo kafasıyla bitiriyor. Fenerbahçe 2-0 önde. Ne soracaktım ben size? Heh, tamam, hatırladım. Evet, bu golün başlangıcı da bir ön alan presiydi. Üçüncü gole geçmeden evvel araya çok güzel bir anekdot sıkıştırmak istiyorum ki beni Twitter'dan takip edenler muhtemelen ne söyleyeceğimi biliyorlar. Bilmiyorum, dikkatinizi çekti mi? Fenerbahçe bu maçta kazandığı kornerleri gerçekten çok yavaş. Böyle nasıl desem, ağırdan alarak kullandı. Oyuncuların ileri çıkana kadar geçen zamandan bahsetmiyorum. En iyisi ben size bir örnekle göstereyim. Bakın, burada maç saati 03.13. Gustavo'su, Atilla'sı, Arao'su hepsi geldi. Fakat Emre'nin korneri kullandığı an 03.30. Tam 17 saniye. Bir örnek asla yetmez. Herkes yerleştiğinde maç saati 43.41. Emre korneri kullandığında 43.52. Fenerbahçe bu maçta tam 12 korner kullandığı için 10 tane daha örnek verebilirim size ama sanırım konuyu anladınız. Bunun sürekli tekrar ediyor olması topun olmadığı yere bakan bir futbol sever olarak hemen dikkatimi çekti ve aklıma şunu getirdi. Biz bu duran top içeriğini araştırırken Özgün'le birlikte çok fazla yabancı kaynak okuması yapmıştık. İçerikte kullanmadığımız için hatırlayamıyorum ama sanırım bir tez ya da makaleydi. Duran top savunması sorunlu olan takımlara karşı ceza sahasında geçen sürenin artması hücum edene bir avantaj yaratır diyordu. Çünkü savunan taraf konforlu hissetmediği bir durumun içerisinde bulunduğundan üzerlerindeki stres artıyor ve stres hatanın en büyük tetikleyicisidir. Bundan sebep set parçalarına ekstra önem veren çalıştırıcılar duran toptan çok gol yiyen takımlara karşı oynarken ceza sahasındaki kümelenme süresini arttırmak için kornerlerin sık sık paslaşarak kullanılmasını tavsiye eder. Şu Rossi ve Emre Mor sahnesini maçta defalarca kez gördük değil mi? Hatta onlar oyundan çıktıktan sonra aynısını Lincoln ve İrfan Can'la da gördük. Fenerbahçe'nin bu kornerleri geç kullanma stratejisinden yola çıkarak maç oynanırken Alanya Spor'un duran toptan kaç tane gol yediğine baktım ve bu alanda ligin en kötüsü olduklarını gördüm. Dolayısıyla eğer bu yaşananlar bir plan doğrultusunda geliştiyse detaylara bu kadar önem verdiği ve bunu takıma aşıladığı için kocaman bir tebrik lazım. Kime? JJ'in ekibinde duran toplardan sorumlu olan Rodrigo Araujo'ya. Ben Twitter'dan açık bir çağrı yaptım. Siz de destek olursanız belki Fenerbahçe'nin antrenmanı olmadığı bir gün kendisini bu kanalda ağırlarız ve işin iç yüzünü bir de ondan dinleriz. O zaman Kanarya'nın 3. golüne geçelim ama tabii öncesinde kaçan bir penaltı var. Alanya Spor taç atışı kullanıyor. Fenerbahçe yine çok adamla yüksek preste. Nedendir bilinmez Efkan topu en gerideki Furkan'a oynamak isterken Valencia araya kafayı sokuyor ve top şu havuza düşüyor. Willian Arao havuza balıklama atlayıp topu Pedro'ya kazandırdı. Pedro bilek hareketleriyle herkese bir Brezilyalı olduğunu ispat ederken yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Evet, devamında penaltı kaçtı ama benim size asıl soracağım soru şu. Bu penaltının başlangıç sekansı neydi? Aynen öyle. Kaçan penaltıdan saniyeler sonra Alanya Spor neredeyse aynı yerden bir başka taç kullanıyor ve Fenerbahçe neredeyse aynı ön alan presini uyguluyor. Top yine Efkan'a atıldı. O sıra Emre Mor burada. Efkan sırtını dönmeye çalışırken Emre Mor yaptı. Kaptığı topu biraz sürüp Valencia'ya bırakmak istedi. Top defansa da çarpıp yükseklik kazandı. Antiten dedi ki ben sadece pres yapmam, arada böyle jeneriklik goller de atarım. Geçen hafta dile getirmiştim. Yenilemekte hiçbir beis görmüyorum. Miguel Crespo bu ligde hayranı olduğum iki Portekizli'den biri. Peki şimdi benim
benim kafama takılan ve size sormak istediğim... İlk devrede 3-0'ı bulan George Jesus, ikinci yarıda tam olarak tempoyu düşürdü diyemesek de topun kıymetini daha fazla bilen, daha ayağa paslaşan bir Fenerbahçe gördük. Zaten 0-45 arası topa sahip olma oranı 51'e 49'du. İkinci yarıda bu oran %67'ye %33'e yükseldi. Yani İtalyan meslektaşına karşı önce oyunu, sonra skoru, üstüne bir de topu aldı CC ki oyuna yaptığı ilk dokunuşta bunu doğrulayacak cinsten bir hamleydi. Emre Mor ve Rossi gibi daha fulleli iki oyuncuyu çıkarıp İrfan Can ve Lincoln gibi daha teknik iki pasörü sahaya attı. Şimdi bu dediğim Emre Mor'un kötü paslaştığı anlamına gelmesin. %89 başarı yüzdesiyle Atilla'dan sonra sahanın en iyisiydi. Adana Demirspor maçından sonra dediğim gibi Emre CC tedris altında çok doğru bir yolda ilerliyor. Dakika 69 Miguel Crespo yine bir yerlerde bir rakip takım oyuncusuna hayatı zehir etmekle meşgul. Şu sekansta tam 3 kere müdahale etti Targaline'nin ayağındaki topa ve sonuncusunda topu takım arkadaşı Pedro'ya kazandı. Pedro tekte İrfan Can'ın önüne bıraktığı kahveci içe doğru kat etti. Çok iyi bir pasla birlikte oyuna girdiği Lincoln'u topla buluşturdu. Lincoln aynı güzellikte Valencia'nın önüne bıraktı ve Ekvatorlu bu sezonki 8. golünü kaydetti. Peki bu golün başlangıç sekansında ne var? Tata! Yine bir ön alan presi. İşte sadece ön alan presiyle 4 gol yiyen Farioli'nin stratejisi bir risk değil. Otomobil kullanırken emniyet kemeri takmamak. O zaman son gole gelelim. Şu ana kadar Alanyaspor'dan nasıl duran top savunması yapılmaması gerektiğini görmüştük. Nasıl yapılması gerektiğini de Fenerbahçe'den görelim. Arka direğe açılan topa Ferdi basmaya gitti. Geriye oynadılar, ona da İrfan Can bastı. Araya oynadılar, onu da Atilla kesti. Uzun bir pasla Valencia'yı savunma arkasına koşturdu. Ona destek veren İrfan Can bir sonraki karede sola deplase olacak. Valencia'dan topu alacak, dışa çekecekmiş gibi yapıp terse akıl alan bir çalım atacak. Ayağının içiyle kaleciye uzak köşeyi gösterip yakın köşeye Semih Saygıner gibi pike çekecek. Fenerbahçe 5-0 öne geçecek. 83'te genç Arda'nın enfes arapasında Batshuayi'nin kaçırdığı çok net bir gol fırsatı var ama bu yeşil sahalarda çok nadir gördüğümüz bir sahne değil. Ben size Fenerbahçe'de çok nadir gördüğümüz başka şeyleri göstermek istiyorum. Dakika 60. Takım 3-0 önde. Balkoveç defansın arkasına bir top attı, o sıra Arao burada. Hani şu benim ön alan presinde iyi ama geriye koşarken de aynı şevke sahip olmalı dediğim Arao. Bir sonraki karede top burada, Arao burada. Bir sonraki karede açtı, fuleyi uçarak geliyor. Pas atıldı. Ok gibi fırlayıp topu kornere yolladı. Tekrar ediyorum. Bu yaşanırken Fenerbahçe 3-0 öndeydi. İşte bu durum en basit tarifle skor kaç kaç olursa olsun Jesus'un hakem son düdüğü çalana kadar asla tatmin olmayan, kamera her ona döndüğünde daima daha fazlasını talep eden o asık, o memnuniyetsiz surat ifadesinin 7 hafta sonunda sahaya getirdikleriydi. Öyle ki bu ifade yıllardır tribünde birlik olma konusunda çok büyük sıkıntı yaşayan bir camianın kaçan bir penaltı sonrası hiçbir homurtu çıkarmadığı gibi penaltıyı kaçıran oyuncusuna destek olmak için hep bir ağızdan adını haykırmasına vesile oldu. Ve bu ifade 72 saat önce Ren deplasmanından dönmüş bir takımın 5-0 iken bile 0-0'mış gibi oynamasına sebep oldu. Bu ifade var ya bu kulübün DNA'sına sanki yıllardır beklenen organ nakliymişçesine uydu. İlk iddia kuponun Tuttur'dan hediye. Şimdi Tuttur uygulamasını indir, üyeliğini tamamla, ister yazarlar kulübünde, ister sosyal kuponlarla tutturmaya hemen başla. Üstelik maçları canlı izle, canlı oyna. Detaylar Tuttur'da.